görüyoruz. Savuncusu olmadığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı tarafından sahiplenilmediğini görüyoruz. Ve orada kalmasının şimdilik tek en büyük dayanağının küçük ortak MHP'nin desteği olduğunu görüyoruz. Zaten Soylu da bugün doğrudan doğruya Bahçeli'ye teşekkür etti. Ve tarihi bir savunma olarak nitelendirdi bugün konuşmasını. Aslında Bahçeli her zamanki konuşmalarından bir tanesini yaptı. Yani o bakımdan bir Bahçeli'nin konuşmasında hiçbir yenilik bir taraf yoktu. Burada ben Soylu'nun, yani Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir soru soracak olursan, bu ne kadar daha sürer? Bu önümüzdeki dönem içinde, yani seçim sürecinin iyicine girilince, Cumhurbaşkanı'nın bu hükümetle, bu Soylu'yla seçim sürecine gireceğini düşünmüyorum. Bu konuda mutlaka bir değişiklik olacaktır. 2002 başında olabilir bu diye varsayıyorum. Veyahut da çok beklenmedik bir durum söz konusu olursa, yani biraz da Sedat Peker'in eline bağlı, Tabii. ipine bağlı bu olay neler ortaya koyacak bu akşam veyahut da pazar günü daha geniş konuşmasında, onu da bilmiyoruz. Buna bağlı olarak artık Soylu'nun daha bir dakika bile orada durmaması gerektiği konusunda kat sayıların tamamen onu orada tutma kat sayılarının tamamen tükendiği bir zamana gelinirse eğer, Soylu ya istifa et denir. Yahut da gelinmezse eğer, Cumhurbaşkanı MHP'nin desteğini veya yani küçük ortağın desteği çok önemli, göz önüne alarak bir süre daha Soylu ile birlikte gider diye düşünüyorum. Fakat bu sonuna kadar gitmez. Bu en azından bir seçim kabinesi, seçim hükümeti kuruluşuna kadar bu şekilde gider. Bu da fakat en fazla 5-6 aylık bir zaman süreci içinde ben sınırlı tutuyorum. Son olarak yayının analizini rica edeyim. Not almışım. Yayın izleme oranı saat geçtikçe düştü. Rakamlar da bunları doğruluyor diye gece saatlerinde not almışım. Online yayın takibinde saat ilerledikçe gerçekten hem soru konusunda bir problem yaşanması, Süleyman Soylu'nun hep geçmişe referanslı ve çok uzun vakitler alan yanıtlar vermesi, hem de sorulara beklenen yanıtların gelmiş olmamasını yazan sosyal medya kullanıcılarının çoktu zannediyorum bu duruma bir açıklama getiriyor ama online olarak takip edenlerde ve rakamlarda saat geçtikçe bir düşüş saptandı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Birinci soru. İki, sizce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tasarladığı yayın böyle bir yayındı ve bunu kendi açısından tasarladığı gibi mi bitirdi? İkincisi, meslektaşlarımız, meslek büyüklerimizin dün yaşadıklarına dair sordukları ya da soramadıkları sorulara dair siz ne düşündünüz? Şimdi izleyici sayısının düşmesi normal. Ben 45 dakika boyunca Soylu'nun hikayesini dinledim. Yani böyle bir beklentim yoktu. Kimsenin böyle bir beklentisi yoktu. Karşısında 4 tane gazeteci var. İkisi muhalif kanat diyebileceğimiz. Yani eleştirel hükümete eleştirel sorular sorabilen insan arkadaşlarımızdan oluşuyordu. Bir baktığımız zaman ya ilk kez bir hükümet yetkilisi, bir bakanı böyle bir kurul karşısında bütün sorulara açık ve her sorunuzu ayrıntılarıyla doğru cevap vereceğim diyen bir bakan karşısında, bu yeni bir şeydi. Tabii ki milleti ilk başta ekranları kilitledi. Tabii. Yani biz de geçtik tabii, hiçbir şey kaçırmadan izlemek zorunda. Fakat 40 dakika böyle Soylu'nun bir üçte birlik bir zamanını, 3 saatlik zamanını, üçte bire yakın bir zamanını daha ilk başlangıçta işgal etmesi ve kendi nasıl bu siyasete geldiği, nasıl atıldığı vesaire bütün bunları anlatması işi çığırından çıkardı. Bir kez programın izlenirliğine büyük darbe vurdu o açıdan. Ben 45. 40. dakikada bu televizyonun başına niye kondum kendime soruyorum diye bir paylaşımda bulundum ve hemen hemen baktığım bir sürü insan aynı düşüncede. Gelen yanıtları incelediğimde. Gerçekten de bu gerilimi düşüren bir olay oldu oradan. Şimdi bu programı tasarlayan tamamen Soylu. Kimlerin geleceğini belirleyen, özellikle de yani iki muhalefetten iki arkadaşımızın kimliklerini
en azından bir tanesini belirler. Merdan Yanardağ'ı belli ki Soylu istemiş oradan. İsmail Saymaz'ı da Soylu istemiş olabilir. Demek ki onların Soylu'yla böyle bir hukukları olabilir. Yani telefon görüşmeleri vesaire falan aralarında olmuş olabilir. Fakat bu iki arkadaşım tabii ki soru sormaya çalıştılar. Soru da sordular aslında. Yani İsmail Saymaz peş peşe sorular sordu oradan. Şimdi buradaki temel sorun, yani toplasan bütün gazetecinin sorularını 5 dakikayı bile bulmuyor. Onun hesabını tutanların açıklamalarına dayanarak söylüyorum. Nitekim kendi kafamızda da kurduğumuz zaman gerçekten de çok az bir süre konuşma zamanı kaldı. Soru sorma. Soru sorma Can, bu konularda soru sorma böyle 4 kişiyle olmaz. Burada 2 kişi koyarsınız bir lehte bir aleyhte ve onlar her şeyi sorarlar oradan. Soru sorma sadece ben sordum, hadi yanıtını verdin, sonra ben ikinci soruma geçtim şeklinde de olmaz. Bu bir soruşturmadır aynı zamanda. Soru sorarım, yanıt verir, fakat verdiği yanıt soruyla ilgili değildir. İlgisizdir veyahut da yeni sorular doğurabilecek yanıtlardır. O nedenle de gazetecinin yeniden bir soru sorma o konuyla ilgili bir hakkı doğar. Yani ancak buna biz soruşturmacı gazetecilik diyebiliyoruz. Fakat böyle bir durum orada asla yaratılmadı. Yani Soylu zaten baştan tasarladı. Bütün programı tasarlayan Soylu. Benim yani bu program önerisi de Soylu'dan geldi. Yani televizyonun tasarladığı bir program olmadığını ben düşünüyorum. Yani oradan bir baktığınız zaman ben içten de aldığım veyahut da izledim. Tabii doğrudan doğruya bir şey elde edemedim ama bu program aslında Soylu tarafından geldi. Yani çünkü eleştiri almıştı. Sen haber TRT Haber'e çıktın. İki tane yanlış adam gazeteci buldun. Ondan sonra oradaki TRT'de devlet televizyonu zaten. Orada istediğin gibi yanıtları verdiği şeklinde eleştirilere karşı yeni bir açılımla ve Sedat Peker'in yeni iddiaları, yeni videolarında daha büyük iddiaları ortaya koyması üzerine böyle bir program tasarladı. Ve programı istediği gibi de yönlendirdi aslında. Yani ben oradan arkadaşlarımızın bir program tasarımı kurbanı olduğunu düşünüyorum. Yani birincisi bu. İkincisi, Soylu başarı kazandı mı? Bence kazandığını düşünemem. Yani Merdan'a sorsam şimdi, ya memnun musun sen programdan, sorduğun, aldığın yanıtlardan, konuşma ve yeni sorular vesaire falan, bana hayır diyecekti oradan. İsmail ne der bilmiyorum. İsmail de aynı şeyi diyecektir diye düşünüyorum. Bu bakımdan Soylu'nun tasarladığı böyle bir programda demek ki beklediği sonucu aldığını varsaymalıyız. Tasarladığı gibi gitti her şey. Ama sonuçta senin soruna gelirsek, bu konuda başarılı oldu mu, doyurucu oldu mu, seyredenler karşısında seyredenler bu İkna edici oldu sorulu mu? Yanıtlı neler tatmin oldu mu dersen hayır. Soylu'nun başarısızlığını ben orada görüyorum. Soylu yeni bir hiçbir şey söylemedi. Bir iki noktaya değindi. Daha çok Cumhurbaşkanı'nı savundu. Cumhurbaşkanı'nın çökertme işlemi bir propagandası olarak bunu gördüğünü söyledi. Hem devleti hem Cumhurbaşkanı'nı. Ve çok enteresan bir şey, sözlerini de gayet ilgisiz bir şekilde Davutoğlu ve Babacan'ı, iki tane aslında AKP'den oy kopartmakta olan, kopartacak iki siyasi lideri kötülemekle, onların prestijlerini, saygınlıklarına darbe vurmakla başladı. Bu da Cumhurbaşkanı'nın yönelik mesajlardı aslında. Ve hükümet içinde yalnız bir adam ve son savunmalarını yaptı. Bir daha Soylu'nun böyle bir meraklı kitleyi karşısında bulacağını düşünmüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Can, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbette Cumhuriyet yazarı, değerli meslek büyüğüm Orhan Bursalı ile konuştuk.